Evet sevgili izleyenler, Temiz Eller programı Aydın'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Aydın'a da şimdi büyük emeği geçmiş, evet, turizm bakanlarımızdan Sayın Atilla Koç yanımıza. Sayın Bakanım merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsın Sayın Bakanım? Hep ben iyiyim. Maşallah, maşallahınız var. Enerji tutabilirsiniz. Sayın Bakanım, gezdiğimiz gördüğümüz yerlerde Aydın'da hep isminizden bahsediyor. Hani hakikaten biz de Aydın'a geldiğimizde, Temiz Eller programı olarak Aydın'a geldiğimizde Aydın'ı çok değişik görmek isterdik ama sanki biraz Aydın geri kalmış gibi efendim. Yok canım, o kadar da değil de Efeliğin karakterinde istemesini pek beceremiyoruz biz galiba. Onun için mekanların hükmü vardır. Buradan ne demek istiyorum? Tabii Aydın çok iki şehrin arasında kalıyor. Bir İzmir, bir de Denizli'nin. Şimdi Cumhuriyet kurulalı beri belki 20'nin üzerine Aydın bakan çıkarmıştır. Evet. Ama Denizli buna rağmen buna karşı ancak iki bakan mı ne çıkarmıştır. Fakat Denizli sanayileşmesini becerdiği için ve biz İzmir'e yıllar önce temel ihraç limanımız olan İzmir'in de ortasında kaldığımız için bizim gelişmelerimiz dikkat nazarı alınmamıştır. Sanayimiz olmamıştır. Fakat turizmin başlangıç illerinden bir tanesi de biliyorsunuz Kuşadası'da. Sonra Didim. O alandaki çalışmaları maalesef Kuşadası'nız sağlam bir turizm kenti yapamadan binalara boğduk. Yani kendi hatalarımız oldu. Fakat öyle bir geri kalma söz konusu değil Aydın'da. Yani şu açıdan baktığımız zaman Aydın milli eğitimde en iyi durumda olan son 10 yılda inanılmaz bir atak Aydın. Atak ya. Yani ondan önce de işte dediğim gibi Efeliğin rehaveti var yani. Şimdi Efeliğin rehavetinden çıkıp Gızan olmanın gayreti içindeyiz. Anlatabilir miyim? Ama bu önemli bir şey dediğim sosyolojik meseledir. Bazı şeyleri biraz önceki konuşmamda da belirtmiştim. Yani bazı meseleleri doğru yorumlamıyoruz. Mesela bizim Ege insanı babalarımızdan dahil hep malımıza, mülkümüze şey etti. Ama orada bir şeyi unuttuk. Mirası unuttuk. Tamam, benim babam öldüğünde babamın epeyce iyi bir durumu vardı. Ama biz 6 kardeşi bölünce mirası, bana 6'da 1 kaldı. Şimdi benim de 3 evladım var. Ben de 3'e böldüğüm zaman, şimdi güzel bir sosyolojik laftır. Haramla kazanırsan 3 nesil sonra biter. Helalle kazanırsan 4 nesil sonra biter diye. Ha. Demek ki bu ziraat meselesi, ziraat ağalığı meselesinin şeyi yok. Neydi onun adı? İstikbali yok. Ve bunun da mesela Batı bunun farkına vardığı için toplam nüfusunun Avrupa ülkelerinde %4'üdür. Amerika'da %3'üdür. Ziraatla uğraşan. Şimdi biz işte bunun yerine alternatif. Biz Aydın bölgesi olarak eğer Kuşadası ve Didim gibi turizm merkezlerimiz olmasaydı o zaman fakirliği görecektin. Sayın Bakanım, verdiğiniz bilgiler için sizlere çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Eksik olmayan iyi çalışmalar.